şu anda gerçekten havalar sonunda ısındı. Hemen dışarı attım kendimi. New York'un en güzel sezonu bahar. Yani gerçekten her anlamda çok güzel. Bugün biraz kötü haberlerle uyandım. Brooklyn'de bir tane adam trende ateş açıyor falan. O kötü haberleri düşünmek istemiyorum. Kötüleri düşünmek istemiyorum maalesef. Silah, duman bombası mı, smoke grenade. Alması çok kolay olan şeyler olduğu için bunlar Amerika'da. Tüm şeyler ne kadar accessible olursa o kadar da fazla oluyor. Bundan bahsetmeyeceğim demiştim, gene de bahsettim. Bahar tabii ki bahsettiğim gibi New York'un en güzel, en güzel zamanı. Size böyle ağaçların çiçek açtığı zamanlar, insanların modlarındaki bu olumlu değişim. Bunları biraz göstermek istedim. Benle beraber bir Brooklyn turuna ne dersiniz? Bence evet dersiniz. Başlayalım o zaman. Gördüğünüz gibi her yer cıvıl cıvıl. Yani bu ağaçların şu olayı zaten direkt insanın bakınca modunu değiştiriyor. Yani New York, bahar, bunlar çok romantik şeyler. Bir de bu arada ben şimdi New York'ta artık son zamanlarım olduğu için sanırım birazcık onun verdiği bir duygusallık da var üzerimde. Çünkü bu New York'ta geçirdiğim son bahar olabilir hani yaşamak açısından. Yoksa baharda gelip ziyaret edebilirim ama Los Angeles'a taşınacağım biliyorsunuz ki yılın sonunda. Ve çok az zaman kaldı. Böyle resmen veda ediyorum hani gezerken. O yüzden şu anda her yeri, her yanı, stiği, çöpü bile her şey güzel geliyor. Birinden ayrılırken neden ayrıldığınızı bazen hatırlayamazsınız ya. Öyle bir durumdayım şu an. Hani niye bırakıyorum seni? Ama gitmem gerekiyor. LA is calling. Şimdi eve doğru geçiyorum. Çünkü çok eğlenceli bir şey yapacağım. Vergiler. Vergi dönemi geldi Amerika'da ve ben vergimi birazcık son dakika yapacağım için. Accountant, vergi yapan kişinin adı neydi? Muhasebeci. Muhasebeciye götüreceğim belgeleri falan tamamlamam gerekiyor. Eve gitmek istemiyorum. İkna etmeye çalışıyorum bir şeyler içerim diye. How about milkshake? How about Starbucks? Frappuccino? Eve gidiyordum ki kendime bir bahane daha buldum. Evde birkaç kişinin eksik olduğunu hatırladım. O yüzden market Target'a geliyorum. Artık Target'ı da biliyorsunuz. Sonra da artık kaçış yok. Vergilerimi yapmam gerekiyor. Şimdi girdim eve. Hemen başladım vergi olaylarına. Yalnız demin çok saçma bir olay yaşadım. Biri yanıma doğru yaklaştı. İşte çok güzel giyinmişsin, çok güzel görünüyorsun falan dedi. Ben de teşekkür ederim dedim. Genelde hani burada teşekkür edersin ve konu kapanır. Instagram'ın var mı falan dedi. Ben de dedim hayır. Instagram'ım olsa da hani veremem, seni tanımıyorum falan. Çok memnun oldum tanıştığıma dedi. O an hani normalde elini tutmazsın ama bir anda hani şey oldum hani okey hani gideyim hani güle güle falan demek için. Sonra neyse bu elimi çevirdi öptü falan. Sonra ben böyle hani resmen şok geçirdim. Hani böyle bir freeze olursun ve hiçbir şey yapamazsın ya böyle bir vücut böyle bir panik moduna girer ve hiçbir şey yapamaz ya. Bayağı şey falan oldum hani şu an bayağı assault edildim. Hani çünkü normal bir öpüşte değil ve elimi kaç kere yıkadığımı bilmiyorum. Acıyor yani yıkamaktan. Böyle bir salakça bir olay yaşadım şu an markette.
Acayip sinirim bozuldu. Vergi belgelerimi toparlamak tam 3 saat sürdü. Şu an bitti. Marvelous Mrs. Maisel izliyorum. Şey itiyorum. Yarın bir çekimim var benim ve eve gelecekler çekim yapmak için. Mükemmel değil mi? Bence mükemmel. Reklam çekimi. Benim evimde çekecekler. Böyle bir aksiyonum var yarın. Yarın insanlar gelecekler. Evi affedersiniz bilmem ne götürüyor. Demek ki evi temizlemem gerekiyor birazcık. Yerleri falan silerim yarın. Role çalışmaktansa evi temizleyen bir aktör düşünün. Yani bence Türk olmak hani bunu gerektirir. Evet, şu anda çekim için hazırlandım. Birazdan gelirler. Öğretmenimsi bir rol. O yüzden bence şu an öğretmen gibi görünüyorum. Diyaloglarımı bir kere daha gözden geçireceğim. Ondan sonra asıl sesimi açmam lazım. Sesim çok kötü bu halde. Benevolent elephants met Lily and Lucy in Philadelphia and went to see Camelot in unique New York with guns and drums and drums and guns, which they kept in a bodega, bodega, bodega. Beslemek en iyi ses açma yöntemi. Evet, çekim bitti. Şimdi hızlıca bir şeyler yiyeceğim. Ondan sonra da audition, bu hafta bayağı bir audition'ım var. Sanırım voiceover'ları kaydedeceğim ilk. Bu arada voiceover demişken benim hani bir seslendirme yaptım. Hatta burada da paylaştığım bir voiceover vardı. Stüdyoya gidip çekmiştim belgesel seslendirmesi diye. Belgesel Sundance'e girdi. Yani Sundance'de en iyi belgesel dalında aday olmasının ne kadar büyük bir şey olduğunu anlatamam. Bir ilk belgesel seslendirme. O yüzden çok mutlu oldum. Öyle sizinle paylaşmak istedim. Merhaba. Seçim biraz garip mi bugün? Şu anda yine dışarı attık kendimizi. Brooklyn sokaklarında yürümeye devam. Bak gördüğünüz gibi ice cream truck buradaysa demek ki bahar gelmeye başlamıştır. Hakan, nereye gidiyoruz? Margarita içelim dedin, çıkarttın bizi. Amerika'da bir inşaat izleme alanı göstereceğim. Şimdi bunu Türkiye'de de yapıyorlar. Dayılar, amcalar seyretsin. Evet ya, i̇nşaat çok komik. İnşaat izleme alanı diye yapmışlar. Sangria'dan sonra eve gelip Hakan'la beraber 7 tane audition kaydettim. Öyle bugünümü off yapayım, takılayım falan olmuyor işte. Gerçekten hep bir şey birikiyor. Ben genelde tatillerimi zaten Türkiye'ye falan giderek yapıyorum. Hani oraya gittiğimde bir rüya dinleniyorum. Orada da gittiğinde bir sürü işim oluyor. Şu anda neredeyiz? Smith Street. Manav. Ne simit dedi? Burada bu fiyata salatalık bulamazsın. Evet ya, 1 dolar diyor. Ne vereyim ablama? 1 dolara brokolimiz var. Brokoli. Eline sağlık. Hi. Only in America for $1. Dude, yeah. We were just talking about this. That's crazy. How is that possible? I'm like, I don't believe this. And the bag, 3 pounds of grape for $1. Really? Oh, wow. It's the bag, it's not pounds? Yeah, for $1. Look, for $1. Say hi. Hey. Hi, Turkey. You Turkey? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh my gosh. Bismillahirrahmanirrahim. Kunyaku Allahu at-tadid. Allahu as-samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. I know that one. Assalamu. Assalamu. Yes, Nur. Great. Perfect. Esincim. Sözün bittiği yer. Sözün bittiği yer. Avokadolarımız 1 dolar. Var, 2 tane alayım. Yumuşak mı istersin, hemen yemelik mi? Personal shopper buldum kendime. Do you want anything else? Şu an I'm bir good, şey daha istiyoruz. I'm good. Şeyimiz var, kıvırcığımız var. Arkada, fonda o kadar şey görünüyor ki sanki Çengelköy'den marketten alışıyor. Zaten ha Çengelköy ve Brooklyn. Ya aynı şey. Val Çengelköy daha güzel, Çengelköy tabii ki. Pound'a 99 sent. Süper. Kaç tane vereyim abla? 3 kilo. 3 kilo nasıl ayarlayacağım? Daha yeni başladım. Bir de yalnız. Güzellerinden veriyorum. Oha, 5 kilo oldu. Benim elimin ayarı yoktu. Okay. Sana bir taktik öğretebilir miyim? Yeah. Bir tane Türk bir manav bana akıl verdi. Dedi ki, abla bunları da bir poşete koy, buzdolabına koy. Kapat ağzını, iyice sık. Kapta.
taze kalacak dedi. Yemin ederim 2 hafta muz taze kalıyor. Ama iyice sıkman lazım, hava almayacak. Hayır Hakan, sen de beraber. Sen de gel. Şu an nereye gidiyoruz? Bu gülüm söyleme neydi? Şu anda kumpir yemeye gidiyoruz. Yani sürekli bir şey yemeye giderken bizi yakalıyorlar ama özlüyoruz, ne yapalım değil mi? Benim mağlanandıkça kumpir çektim. Ablam beni aradı, yiyordum. Hadi Hakan kalk kumpir yiyelim. Çalım dünden beri kumpir çekiyor çünkü. Aslında Brooklyn'de burası. Brooklyn büyük bir yer. Aşağıda Deep Town. Evet, Deep Town Brooklyn olduğu için. Kafeler. Aynen. Gezler falan var yani. Eğer güzelse buradan önereceğim burada yaşayanlar için. Bir saniye. Rap yapıyoruz çünkü. Burası nasıl bir yer ya? Herkes Türk. Türkiye'deyiz değil mi Hakan? Resmen. Her şey var değil mi Hakan? Kazandı ve bal kabağı tatlısı. Sanıştım Kemal Paşa çok iyi. Kerpare istiyorum ben. Kumpiri yiyeceğiz. Ondan sonra lahmacun yiyeceğiz gene. Pide ile lahmacun arasında kaldık. Ya evet abi, gene lahmacun yiyoruz. Hakan, what's wrong with us? Mantı falan yiyip bir farklılık mı yaratalım? Evet, kumpir geldi. Bakalım nasıl? Oh my god. Çok iyi görünüyor. Kesinlikle Türk sosu bayağı bir şey. Let's put it right here. Oh, that smells so good. Thank you so much. Yani arkadaşlar, what the fuck man? This is so good. Oh. Merhaba. O kadar iyi ki bir anda kendimi kaptırmışım, göremedim sizi. Biz ilk kez geliyoruz. Biz downtown Brooklyn'de yaşıyoruz. Ben vlog falan çekiyorum da işte onu hani burayı çekelim. Evet aynen, hemen şey menüyü falan da paylaştım zaten. Hani buradaki Türklerin de gelebileceği çok güzel bir yer. Hele kumpir zaten hiç aratmıyor yani. İnanamıyorum. Demin onu söyledim. Sosisler mesela buradan mı? Ha, o yüzden çünkü tadı farklı yani. Mükemmel, her şey harika gerçekten. Çok sağ olun. Çok teşekkür. İsminiz neydi? Fatma Hanım, çok memnun oldum. Esin ismim benim. Çok memnun oldum. Bu arada sana ilginç bir şey söyleyeyim. Belki de söylemişimdir. Baran soy ismini ne zannediyor Amerikalılar tahmin? Türk zannetmiyorlar asla. Ne zannediyorlar tahmin? Indian. Hindistan'ın en kullanılan soyadlarından biri Baran. Evet. Baran yazılan Hindistan çıkıyor. Benim gözüm çok aç bir insanım ben. Öyle bir problemim var. Ki ben çok az yiyen biriyim. Ona rağmen bir insanın gözü aç olup da sürekli sipariş vermek istememeli yani. Yok be. Nasıl bir genelleme bu? Cinsiyet genellemesi. Süslü ama geldiği zaman da yiyemiyorum. Ben de senin öyle kız arkadaşların çok olmuş. Maydanoz da. Marul mu istiyorsunuz? Bunun olayı soğan, maydanoz ve domatestir. Hiçbir zaman maruldur. Salatadır nasıl? Aa. Sadece içinden olmuştu marulda salata. Allah Allah. Neyse, sen benden iyi biliyorsundur. Bakalım kayalım maydanoz. Maydanoz. Evet Hakan, şu an ne yapıyoruz? Gene evet bir Türk marketi bulduk ve ben de sucuk ve dil peyniri aldım. Sucuk 10 dolar, dil peyniri 6 dolar. Abartmayayım diye almadım. Şu mu daha güzeldi, bu mu? Şu daha iyi. Buna bak, güllaç. Timit. Yedin mi? Bir söyleyeceğiz ha. Hakan. Sokak tweet'i gibi. What is it?
the best gift. Yeah, really good. Best gift ever. Ya nefes alamadım dedim. Acaba ne zaman gelecek? Hayır, bir de bıçak alıyor. I was so scared. He was gonna get it done. You're like, dude, it's you're gonna damage it, and you're literally gonna damage it. I'm like, I'm gonna be fucking stabbed. Oh my god. Oh, it's a mess. Hakan, çok korktun mu? Ya anlamadım ki, aldın abi. Ha, ben de niye anlamadıysam senin gibi böyle şakakolik gibi. Çok iyiydi.